dedik ya Orta Doğu'da gerilim tansiyon devam ediyor. İşin bir de İran'ın misillemesi olduğu kadar Hamas'la olan çatışma kısmı var ki yeni Hamas lideri de Yahya Sinvar oldu. Sinmar, evet. Önemli kritik bir isim aslında. Doğru. Bu devam edeceğiz mesajı mıdır? Evet, şimdi yeni yeni Hamas lideri Yahya Sinvar radikal biri. Radikal. Yani ateşkes ateşkes görüşmelerine soğuk bakan silahlı mücadeleyle hedefine ulaşacağına inanın bir aktör. Bu nedir bu? Tam da İsrail'in ABD'nin istediği aktör. Ne demek? İsrail Netanyahu veya İsrail Netanyahu'dan başka biri de gelse radikal bir aktör istiyor karşısında. Filistin'de Hamas'ta. Neden? E çünkü vaat edilmiş topraklar büyük İsrail yani Filistin'i yok etmek için böyle bir aktöre ihtiyacı var. Nasıl 7 Ekim 2023'ü meşru müdafaa zeminine çekti ve işaret fişeğiyle başladı ki ben 7 Ekim 2023 Hama saldırısına ee, Orta Ortadoğu'nun 11 Eylül'ü diyorum. Ortadoğu'nun 11 Eylül'ü hiçbir zaman 6 Ekim 2023 gibi olmayacak. Evet İsrail soykırım suçu işliyor. İsrail savaş suçu işliyor. Ama İsrail ve ABD radikal bir aktör istiyor. Yani İsrail'e saldırı yapan, İsrail'e eylem yapan, arada bir İsrail vatandaşlarını öldüren. Dolayısıyla e, yeni Hamas e, aktörü lideri de e, bu özellikleri taşıyor. Ben İsrail'in ve ABD'nin ekmeğine yağ sürüldüğünü değerlendiriyorum bu seçimle. Neden? Ben evet, stat evet. Bir bir grafik daha evet. hazırlamıştık. Evet. E, Hamas'ın kurucu üyelerinden kendisi Doğru. 62'de Han Yunus mülteci kampında dünyaya geldi. 22 yıl İsrail hapishanelerinde kaldı. İsrail tarafından 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 2011 yılında esir takasıyla serbest bırakıldı evet. ve 7 Ekim saldırılarının beyni olarak Bu, biliniyor ki en önemli olan. A, bakın beyni. Bu çok önemli. Burada duralım. Şimdi son 7 Ekim 2023 saldırısını geniş kapsamlı oldu ve baskın niteliğinde olduğu algısı yaratıldı ki öyle bir şey olamaz. Yani İsrail'in, ABD'nin, İngiliz MI6 elemanlarının hepsinin haberi olmaması mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Gazze'de yaklaşık 50 bin, 70 bin kadar İsrail'in yerel istihbarat elemanı var. Simitçi, restoran, kahvecisi gibi. Ya bu olmaz. Bu ayrı bir konu. Ama bu 7 Ekim 2023 saldırısında İsrail ne yaptı bunu? Meşru müdafaa zeminine çekti ve dedi ki benim Birleşmiş Milletler 51. maddesi gereği meşru müdafaa hakkım var. Bana terör saldırısı yapıldı, başladı. Ne yaptı? 7 Ekim 2023 Ortadoğu'nun 11 Eylül'ü. Yani İsrail'in ABD'nin tekrar 11 Eylül'ü ve dediler ki biz Ortadoğu'yu değiştireceğiz. Bize tehdit olan bütün varlıkları yok edeceğiz dediler ve sürekli söylüyor. Ne yaptılar? Gazze'yi yok ettiler. Şimdi soru şu. Bu 7 Ekim 2023 saldırısını başlatırken bunun siyasi ve askeri hedefi neydi? Nedir siyasi ve askeri? yani bir büyük saldırı başlattığınızda ki 1987'de kurulan bir örgüttür Hamas. Ve Hamas Müslüman kardeşlerin içinden Mısır'da kurulmuş bir örgüttür. Ve bakın eskiden değerli izleyenlere şunu açıklamak istiyorum. Biz 15 yıl önce neyi konuşurduk? İsrail Arap sorunu derdik Filistin sorununa. Bakın İsrail Arap sorunu. 2015'lerden itibaren ne konuştuk? İsrail Filistin soruna indirgendi. Arap ülkeleri çekildi. Şimdi neyi konuşuyoruz? İsrail Hamas sorunu. Ve Hamas ne oluyor? Avrupa Birliği, ABD, NATO ülkelerinin hemen hemen hepsi, Türkiye ve bir iki ülke hariç, Arap ülkelerinin bazıları tarafından terör örgütü kabul edildi. O zaman dünya ne görüyor? İsrail, Hamas terör örgütü sonra. Bu stratejik sonuç Arap dünyasının ya da 57 Müslüman ülkenin stratejik bir yenilgisidir Filistin açısından. ABD, İsrail ve İngiltere açısından da İsrail Hama soruna indirgenmesi, bu Filistin sorunun, Arap sorunun ABD ve İsrail açısından stratejik bir başarıdır. Oraya baktığınızda bu bir işaret fişeği bir oldu. Ne oldu? Gazze yok edildi. Peki 7 Ekim 2023 saldırısının hedefi Gazze'nin yok edilmesi mi? Bir iki cümle toplayabiliriz. Onu görmediğimiz bir yön var. Batı şeria var Kudüs'ün bulunduğu. Batı şeria Mülk değiştiriyor yani İsrail'liler zorla geliyorlar mülklerini el koyuyorlar ya da satın alıyorlar ve Filistinleri kovalıyorlar Batı Şeria'daki Filistin toprağı azaldı şimdi ne görüyoruz yok olan bir Filistin ortaya çıkıyor ama 57 İslam ülkesine ve Arap ülkelerine hep şunu soruyorum ben 2020 2003'te Irak işgal edilirken ABD tarafından 10 bin kilometreden gelip hangi Arap ülkesi ve Müslüman ülke Irakla işbirliği yaptıysa, İsrail'in önünü o ülke açmıştır. İki, 2011'de 10 bin kilometre uzaktan gelip, Suriye parçalanırken, Libya parçalanırken, ABD ile işbirliği yapan hangi Müslüman ve Arap ülke varsa, Filistini yok etmiş, İsrail'in önünü açmıştır. Zaten 2003 Irak işgaliyle, 2011 Suriye ve Libya'nın parçalanmasıyla birlikte, İsrail'in önü açılmış. Ve Filistin'in yok olma süreci zaten başlatılmıştı. Şimdi İslam ülkeleri ve bazı Arap ülkeleri diyorlar ki evet İsrail soykırım suçu yapmıyor mu? Soykırım suçu işliyor elbette. Çocuk öldürüyor. Savaş suçu işliyor. Yani savaş tarihinin en büyük suçunu işliyor. Hiç kuşku yok. Ama siz 2003'te Irak işgal edilirken ABD ile niye işbirliği yaptınız? 2011'de Suriye parçalanırken ABD ile niye işbirliği yaptınız? Bu belliydi. Çünkü üç ülke vardı. Esad ailesi, Muammer Kaddafi ve Saddam yani Irak, Libya ve Suriye üç ülke İsrail'in politikalarına şiddetle karşı çıkan ve Filistin'i savunan üç ülkeydi. Üç ülke yerle bir olunca biraz önce gördüğümüz haritada İsrail'in önüne açıldı maalesef. Onun için böyle bir durum var. Bakın İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı üç gün önce bir kınama. Kınama açıklaması. Somut bir adım yok maalesef. Çok kıymetli bir bilgiler aktardınız, özetlemiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ yayınıza. olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.